Saat problemleri. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde saat problemlerinden örnekler çözeceğiz. Birinci problemimizle başlıyoruz. Ceren'in kardeşi her gün 3 saat öğle uykusu uyuyor. Bugün 14.30'da uyuduğuna göre saat kaçta uyanır? Çözümümüz için önce verilenler ve istenenleri sıralayalım. Verilenler: her gün 3 saat uyuyor olması ve bugün 14.30'da uyumuş olması. İstenen ise saat kaçta uyanacağı. Çözümümüz uyuduğu saatten 3 saat ileri doğru saymaktır. Çocuk 14.30'da uyumuştu. 1 saat sonra saat 15.30 olacak. 2 saat sonra 16.30 ve 3 saat sonra 17.30. Bu durumda 14.30'da uyuyan çocuk 17.30'da uyanır diyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. Saat 9'da Ankara'dan Konya'ya yola çıkan otobüs saat 15'te Ankara'ya geri dönmüştür. Otobüsün yolculuğu kaç saat sürmüştür? Bu sorunun çözümü için aradaki saat farkını bulmamız gerekiyor. Saat farkını bulmak için iki yol kullanabiliriz. Birincisi saat 9'dan 15'e kadar saymaktır. Diğeri ise fark dediğimizde aklımıza gelen çıkarma işlemini yapmaktır. Saat 15'ten saat 9'u çıkarıyoruz ve aradaki saat farkının 6 olduğunu görüyoruz. Üçüncü problemimize bakalım. Hazırladığı keki fırına atan Ece saate bakıyor ve yandaki saati görüyor. Ece keki 30 dakika sonra fırından çıkaracağına göre saat kaçta çıkarmalıdır? Bu sorunun çözümü için ilk olarak Ece'nin kekini fırına attığı saati okumamız gerekiyor. Saate bakıyorum. Akrep 12 ile 1 arasında, yelkovan ise 6'nın üzerinde. Bu durumda saatin 12.30 olduğunu söyleyebiliriz. 30 dakika sonrasını bulmak için ise 30 dakika eklemem gerekiyor. 12.30'a 30 dakika eklediğim zaman saat 13'te kekini fırından çıkarmalıdır diyorum. Bu sorunun çözümü için ilk olarak Ece'nin kekini fırına attığı saati okumamız gerekiyor. Saate bakıyorum. Akrep 12 ile 1 arasında, yelkovan ise 6'nın üzerinde. Bu durumda saatin 12.30 olduğunu söyleyebiliriz. 30 dakika sonrasını bulmak için ise 30 dakika eklemem gerekiyor. 12.30'a 30 dakika eklediğim zaman saat 13'te kekini fırından çıkarmalıdır diyorum. Dördüncü sorumuzu okuyalım. Furkan 21.30'da yatıp sabah 8.30'da uyandığında kaç saat uyumuş olur? Bu sorunun çözümü için 21.30'dan 8.30'a kadar sayım yapabiliriz. Ya da gece 12'yi baz alarak önce 21.30'dan 12'ye kadar uyuduğu süreyi, sonra 12'den 8.30'a kadar uyuduğu süreyi hesaplayarak ikisini toplayıp çözüme ulaşabiliriz. Saat 21.30'dan 12'ye kadar geçen süre 2 saat 30 dakikadır. 12'den 8.30'a kadar geçen süre 8 saat 30 dakikadır. Bu 2 saatin toplanmasıyla da 11 saat uyumuştur diyoruz. Sıradaki sorumuz ise şöyle. Didem girdiği sinema filminden saat 22.15'te çıkmıştır. Film 2 saat 15 dakika sürdüğüne göre kaçta başlamıştır? Sorumuz bize filmin bitiş saatini 22.15 olarak vermişti ve bizden istenen 2 saat 15 dakika öncesini bulmaktı. Önce kelimesi geri doğru sayım yapmak anlamına gelir. Geri doğru sayım yapmak da bizi çıkarma işlemine yönlendirir. Dolayısıyla 22.15'ten 2 saat 15 dakikayı çıkararak filmin başlangıç saatini bulabiliriz. 22.15 eksi 2.15 dediğimiz zaman 20 çift 0 olarak filmin başlangıç saatini buluyoruz. Son sorumuza bakalım. Bir çalışan saat 8'de işbaşı yapmış, 9 saat sonra işten ayrılmıştır. Buna göre bu kişi kaç saat çalışmıştır? Çalışan saat 8'de işbaşı yapmış ve 9 saat çalışmıştı. Dolayısıyla biz saat 8'den 9 saat sonrasının saat kaç olduğunu bulmalıyız.
8'in üzerine 9 kez sayma yaparak bunu bulabilir veya toplama işleminden yararlanabiliriz. 8'in üzerine 9 saat eklediğimiz zaman saatin 17 olduğunu görüyoruz. Demek ki bu kişi saat 17'de işten ayrılmıştır. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.